Merhabalar sevgili dostlar, sevgili Sanayi TV izleyicileri. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu yayın konuğumuz bir öğretmen, aynı zamanda fenomen bir öğretmen. Matematiğin güler yüzü Mustafa Güler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sen de iyi gördüm. Vallahi çalışıyoruz hocam vallahi. Köle gibi çalışıyoruz durmadan, dinlenmeden. İyi, güzel. Yani ortam güzel, gazeteniz güzel. İnşallah daha da güzel. İyi olacak. Değil mi? Çok enerjik bir ekibimiz var aslında. Yok, herkes eğlenceli, gırgır. Yani bu ekibi nasıl toparlamışsınız? Tebrikler. Vallahi çok zor bulduk ama Allah bozmasın diyelim. Amin. Hocam şimdi tabii hocam diyorum ama aynı zamanda gerçekten hem hocamsınız çünkü benim öğretmenimdiniz. Sanayi TV'ye sizi ilk defa konuk alıyorum. Kendi kanalıma, kendi YouTube kanalıma daha önce bir röportaj yapmıştık. Güzel de olmuştu, onu Urfa'da gerçekleştirmiştik. Bu sefer de İstanbul'da ayağınızın tozuyla belki de aslında giderken bir turnedesiniz aslında. Biraz ondan bahseder misiniz? Bir turneye çıktınız, bayağı seminerler veriyorsunuz, kamplar düzenliyorsunuz. Bu enerjiyi nasıl buluyorsunuz hocam? Nereden geliyor bu enerji bize de biraz gönderin. Yani Urfa'yı zaten otel olarak kullanıyorum. Değil mi? Şu an öyle. Yani sadece yaşamak. Yani gidiyorum, yaşıyorum ama diğer bütün işlerimizin hepsi dışarıda. 3 gün Ankara'daydık. 3 gün İstanbul'dayım. 3 gün yine Ankara'ya geri dönüş yapacağım kamplara. Sonra Kayseri'ye gideceğiz. Sonra Konya Reyli'ye gideceğim. Sonra Adana'ya gideceğim. Şubat ayı bu şekilde. Sadece ben herhalde Urfa'ya sadece üst baş değişikliği, işte yaşam, bir şey var mı yok mu merhaba diyeyim. Aileye bir selam gönderip selam çakıp geri döneceksiniz. Hocam şimdi ya enteresan işler yapıyorsunuz. Bu işlere işte baktığımızda YouTube'da zaten bir 700 binin üzerinde bir aboneniz var. 800 bin milyona gidiyorsunuz. Yani muhtemelen birkaç ay içerisinde milyonu da bulur inşallah. İşte Instagram'da ayrı bir kitleniz var ve gittikçe de artan bir kitle var. Şimdi biz çok böyle enteresan fenomenler gördük. İşte bir tanesi bağırıyorum amin diye bir fenomen olabiliyor. İşte bir tanesi yılan diye fenomen olabiliyor. Hani böyle IQ seviyesi yerin dibinde olan bir sürü içerikler ve içerik üreten, içerik ürettiğini zanneden bir sürü insan var aslında. Olumsuz yönü şu, kötü rol model de oluyorlar. Fakat bizi sevindiren şey son dönemlerde özellikle sizin de YouTube'a girmenizle birlikte en azından kaliteli ve insanlara bir şey öğreten içeriklerin de fenomen olacağını gördük. Evet. Çünkü daha önce şöyle bir şey vardı. Şimdi işte birbirimizi tanıyoruz. Ondan dolayı da hani ben çok böyle işte fenomenlerle, ünlülerle çok iş yapmış bir insanım. Ajansların hepsi şöyle bakıyordu. Aslında ne kadar saçmalarsan o kadar kolay ünlü olursun. Ve ünlülüğün yolu buradan geçiyor gibi bir algı vardı ve böyle bir yönetim tarzı vardı. Fakat sizin gibi hani siz bunun tam zıttını yaptınız. Hayır, ben öğreterek de bir şeyler başarabilirim dediniz. Ve öğrettiniz, öğretmeye devam ediyorsunuz, ünlü oldunuz. Bunun size getirileri ne oldu ya da götürüleri ne oldu mesela? Ne getirdi, ne götürdü sizin hayatınızda? Şöyle diyeyim, zaten bu işe sen beni bulaştırdın. Bir Beşiktaş'ta sahilde otururken hocam YouTube'a girin, hocam YouTube'a girin diye. Hocam diyor, zaten televizyona içerik üretiyorsun. YouTube'dan önce ben bir 10-11 yıl boyunca 2008-2009 yıllarından 2019'a kadar yani bir 10-11 yıllık zaten ben televizyonlara canlı yayın ders anlatıyordum. Evet. Aslında farkına varmadan ileriye yönelik bir altyapı oluşturuyormuşum. Çünkü kamera karşısında canlı yayın ders anlatım. Mustafa da bana sürekli diyordu, hocam zaten sen ders anlatıyorsun. Bu anlattığın dersleri YouTube'a at. Ya ben diyorum ki ne işim var ya? Ya ne işim var? Yani ben anlamam. Dedi hocam ben sana hemen kanal açıyorum. Hatırlarsın. Evet, kanal kanalımı açtı. İsmini belirledim. İsmini belirledim. Yani çok güzel bir süreç oldum. Şimdi ben her zaman yani bir insanda iki tane dönüm noktası vardır. Bir, YKS sınavı. Çünkü orada mesleğini belirliyorsun. Evet. Yani tıp kazanırsan ömür boyu doktor. Torunların diyecek ki dedem doktor. Onun çocukları diyecek ki dedemin babası doktor. Yani bir nesil bundan sonra senin o mesleğini hep anlayacak. Öğretmen olursan aynı şekilde bir ömür o mesleği icra edeceksin. Evlilik de aynı şekilde. Evleniyorsun ve bir ömrü aynı yatakta omuz omuza geçirdiğin bir insanla aynı evi paylaşacaksınız. Ama biz birinci dönüm noktasında öğrencilere dokunabilirsek ne mutlu bize. Şimdi ben Urfa'dayım. Genelde YouTube kanalları İstanbul çevresi ve Ankara çevresidir. Evet. Şimdi ben YouTube'a girirken de Mustafa beni zorla soktu ama Urfa'daki bizim arkadaşlar ya hocam girme. Yani yapamazsın, olmaz. Adamlar fonksiyonu arayacaklar da belki seni 300. 500. sırada görecekler de seni fark mı edecekler? Gerçekten de öyle. Çünkü adamlar burada müthiş yatırımlar yapmışlar. Evet. Yani ben birkaç tane kanalı gezdim. Stüdyolar, ekip, yorum ekibi farklı, disk ekibi farklı, hepsi farklı. Troll ekipleri var. Yani yeter ki bizim videolar ön plana çıksın. Bizde ekip kimdi?
İşte bir şey olduğu zaman Mustafa'yı arıyordum. Mustafa, böyle bir durum var, ne yapayım? Diyordu, hocam şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Evet, yani evet. Bu. Telefonla başka ekibim yok. Sonra Mustafa dedi ki montajı öğren. Sen bana bir montaj programı önerdin. Onu indirdim. Hocam şu mikrofonu al, şu kamerayı al. Öyle 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 öyle. Ama ben de hayal edemezdim bu noktaya geleceğimi. Yani gerçekten hayal edemezdim. Çünkü benim öyle bir hayalim yoktu. Yani aman YouTube'da 1 milyon olayım. Aman 500 bin olayım. Artayım. Öyle bir dünyam yoktu. Çünkü ben zaten Urfa'da yerel bir kanalda ben ders anlatıyordum. Hem de ücretsiz. Evet. Yani ben buraya gidemeyenlere, dershaneye gidemeyenlere 10-11 yıl boyunca her cumartesi, pazar günü zaten ben canlı yayın ders anlatıyordum. Bir de anlatırken de kanala ben ödeme yapıyordum. Evet. Canlı yayınlarını işgal ettiğim için işte hocam ekipler geliyor. Sizin canlı yayını yapıyorlar. Bunların bari fazla mesailerini sen verir misin? Vallahi ben cebimden veriyordum. Yani hatta bir ara ben hesap yapmıştım. 200 bine yakın da para vermişim kanala. Ama değdi mi? İyi ki de vermişim. İyi ki de kaçmamışım. Yani bir basit mantıkla ya ben niye para veriyorum, ben gitmiyorum deseydim şu anda ben burada olamazdım. Çok güzel bir şey. Çünkü öğrencilere mesela üniversiteye gittiğim zaman hocam sizin sayenizde şu üniversitenin şu bölümünü kazandım. Geçen gün bir tane veli bana mesaj atmıştı. Hocam oğlum Boğaziçi'nde bir bölüm kazanmış. Hocam ilk bine girdi. Mutlaka İstanbul'a geldiğinizde oğlumla birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Tanımıyorum, etmiyorum ama bizi izleyerek kazanmış. Ne kadar güzel bir şey. Bir 20 yıl sonra... Bu tür talepleri de, davetleri de reddetmiyorsunuz. Yok, etmiyorum yani. Zaten sen biliyorsun. Evet, bazen beraber gidiyoruz evet. Falan böyle. Hani kimseyi kırmıyorsunuz yani. Gelen mesajlarda hocam yani, bir yemek yiyelim, hocam bir oturalım, sizi tanımak istiyorum dediklerinde mutlaka gidiyorsunuz. Yani. Ya zaten sen beni biliyorsun. Biz birbirimizi biliyoruz. Evet. Ya belki adamın bir 10 bin, 20 bin takipçisi var ama... Öyle bir havalara uçuyor ki sanki adamın maalesef. 100 milyon takipçisi varmış gibi. Bizde öyle bir şey yok. Ya ben eğitimciyim, ben öğretmenim. Ben hiçbir zaman ben YouTuber'ım, ben YouTube kanalım işte 700 binin üzerinde demedim. Ben eğitimciyim. Yani o kimliği her zaman taşıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Yani geldiğimiz noktayı da çok iyi biliyoruz. Hala Urfa'da yaşamaya devam ediyorum. İçeriklerimin hepsini Urfa'da üretiyoruz. Belki de kanalımızın büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de ben bazen düşünüyorum. Eğitimde tamam son sıralardayız. Belki de ben oradan beslendiğim için kanal bu kadar büyüdü. Çünkü oradaki öğrencilerin durumunu görüyorum. Çalış oğlum, yap oğlum, kafalarına vura vura yani bilgi olarak, ses tonu olarak belki videoda bizi tanıyanlar da vardır. Sürekli sert çıkıyorum. Üzülüyorum çünkü. Belki İstanbul'da Bebek'te yaşasaydım bana ne derdim? Zaten yaşantım müthiş. Evet, ama Urfa'da yaşadığım için... Maalesef yani Şanlıurfa'da eğitimde en alt sıralarda. Umarım ama artar. İnşallah. Ben eğitimde hiçbir fertin feda edileceğini düşünmüyorum. Eğitimde doğru kanalize edildikten sonra, doğru işlendikten sonra her fert mutlaka güzel bir yerlere gelir. Senden bahsedelim. Hani lise yıllarını biliyorsun. Evet. O lise yıllarındaki Mustafa'ya deseydin ki 20 yıl sonra böyle bir ortamda olacaksın. Hayal edebilir miydin? Yok ya, hiç düşünmüyordum. Hiç düşünmüyorduk. Ama bir şey, ben bir düzenli bir maaşım çünkü olsun, evine düzenli de geldim, bir işim olsun. Evini de gördüm, aileni de gördüm. Yani oradaki Mustafa'yla şimdiki oradaki Mustafa'ya bugünü hayal et desem vallahi hayal edemezdim. Edemezdim. Çünkü tek derdimiz yaşamaktı. Yaşamak. Yani yaşayalım yeter. Hayatta kalmak yani. Sen benim durumumu da biliyorsun zaten. Evet. Yani tek derdimiz yaşamak, başka hiçbir şey yok. Aslında oradan biraz geleceğim. Sizin de şimdi sizin de bir hikayeniz var, hepimizin bir hikayesi var. Bu Türkiye'de maalesef çok insan ama bizim doğuya gittiğiniz zaman Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya daha fazla hikayeler var. Şimdi biz mesela işte liseli yıllara falan geldiğimizde ailemiz ya da çevremiz şey derdi. Oku, okumazsan seni sanayiye veririm falan diye böyle çok şey yaparlardı. Yani size öyle bir şey söylediler mi? Sizi sanayiyle tehdit ettiler mi? Yani şöyle bir şey. Sizin okuma serüveniniz nasıl oldu? Ne yaptınız? Annem beni ilk başta sanayiye verdi. Dedi ki bak yani şöyle bir şey. Biz 8 çocuktuk. Anne tek başıma. Yani annemin de röportajını sen izlemiştin. Evet, hani onu da belgeselini inşallah çekeceğiz. İnşallah yani çekeceğiz. İkinizin böyle güzel bir yani hikaye. Yani annem okuma yazma da bilmiyor. En büyük kardeşim lise 1'de. Ben o zamanlar orta 2'deyim. Üçüncü kardeş. En küçüğümüz de yeni doğmuş. Yani 8 çocuk. Normalde git psikologlara sor. Der ki bu aile çöp. Yani şey üstüne çarpat. Yani ileride bir şey olmaz. Evet. Dediği adam şu anda ayda 5 milyon tıklanmadan bir kanalın sahibi ve öğrencilere ücretsiz içerik üretiyor. Yani bazen de hani şeyler tutmuyor. Hesap kitaplar psikolojide tutmuyor. Ondan dolayı ben diyorum ki eğitimde feda edecek hiçbir fert yoktur. Feda edecek fert olsaydı ilk başta ikimiz zaten feda etmişlerdi. Evet. Annem de ben ortaokula geçtiğim zaman zayıflam çok fazlaydı. Yani 7 tane zayıfımız vardı. Dedim Mustafa dedi boşver dedi okumayı. Gel sen dedi bizim Urfa'da şehitlik çamlığı var.
Yani şey, çay bahçesi. Urfa'nın en büyük çay bahçelerinden bir tanesi. Ortaokul 3, lise 1, lise 2, lise 3. 4 yıl boyunca çay bahçesinde garsonluk yaptım. Yani rezilliği gördüm. Bir gün bir masada belediyeciler varmış. Ben de lise son sınıfa gidiyorum. Çay servisini yaptım. Dedi ki sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dedim ben işte o zamanlar lise 3 yıldı. İşte lise sona geçtim. Burada ne işim var? Dedim valla çalışıyorum. Dedi hemen yarın işi bırakıyorsun. Geliyorsun belediyeye. Hemen senin dersine kaydını yapıyorum. Çünkü beni sürekli orada görüyordu. Yani herhalde bu çocuk ya ara sınıflarda ya da okulu bırakmış gibi. Ben lise 3'te olduğumu gördüğü için, duyduğu için. Mesela o da benim dönüm noktalarımdan bir tanesiydi. Beni götürdü dersine kaydımı yaptı. Dedi bundan sonra çay bahçesine gitmiyorsun dedi. Dedim tamam teşekkür ederim gitmem. Dedi senden bir şey istiyorum. Beni mahcup etme ve kazan. Dedim tamam. Ve çalıştık. Herkes 3 çalışırken ben 5 çalıştım. Herkes 5 çalışırken ben 7 çalıştım. Çalıştım. Ve Allah'a çok şükür ilk senemizde kazandık. Matematik öğretmenliği ben çok seviyordum. Yani öğretmenliği ben çok seviyorum. Çünkü insanlara dokunmak. Yani mesela diyelim ki ben bir veteriner olamazdım ya. Yani insanlara orada dokunamıyorsun. Evet. Ya da bir doktor olur muydum? Belki onun da bir mesleki şeyi vardır. Güzellikleri vardır. İnsanlara dokunuyorsun ama birer birer. Ama öğretmenlikte bak YouTube'da. Belki şu anda bir sohbet ediyoruz ama belki canlı videomu izleyenler belki şu anda 25 bin kişi dersimizi izliyor. Evet. Yani milyonlarca insan aslında. Milyonlarca yani anlık olarak. Genç, evet. Yani onlara dokunabiliyorum. Biz doktor yetiştiriyoruz. Biz mühendis yetiştiriyoruz. Biz onlara rol model olmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ha bir daha diyorum. Bugünü hayal et deseler de hayal edemezdim. Yani yine annemizin, yani ben her zaman diyorum anne faktörü çok önemli. Baba faktörü mü, anne faktörü mü eğitimde? Anne faktörü. Yani anne olmadığı sürece çocukların hep olma durumuna bakın. Yüzdesi muhtemelen fazladır. Ama baba yokken anne eğer baştaysa çocukların hep olma yüzdesi çok düşüktür. Anne faktörü çok önemli. Burada da annelerimizin ellerini öpüyorum. Kesinlikle. Size burada çok iş düşüyor. Çocuklarınıza sahip çıkın. Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur. Ama hiçbir fert yoktur. Yani bu misyonu üzerinize alarak lütfen çocuklarınızı... Yani çünkü ilerinin mesela bir 20 yıl sonra Cumhurbaşkanı kim olacak? Evet. Bu gençler olacak. İleride milletvekili bakanlar, sağlık bakanı, aile sosyal politikalar bakanı... Bunlar olacak, bizim öğrenciler olacak. Hukukçular bizim şu andaki öğrencilerimiz olacak. İleride kanun koyucular bunlar olacak. Belki bizim şehrimizin valisi bunlar olacak. Burada gençlere çok iş düşüyor. Lütfen, geleceğimiz sizlersiniz. Kendine yatırım yap. İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Notlarını iyi mi yapmak istiyorsun? Kendini geliştirmek mi istiyorsun? Kendinizi geliştirin. İşte ben ondan dolayı çok kızıyorum. Ya ben diyorum oğlum bak, gerçekten pırlanta gibisin. Sen belki de ileride ülkemize yön verecek bir lider olacaksın. Ya o misyonla çalış ha. Yani o sorumluluğu üzerine alarak çalış. Yani ben çocuktaki o şeyi görüyorum, ışıltıyı görüyorum. Çocuk kendisinde o ışıltıyı göremiyor. Peki böyle şey, hayal kırıklığı yaşadığınız şeyler oluyor mu? Mesela ya bu öğrenci kesin başarılı olur dediğiniz fakat sonrasında hiç başarılı olmayan bir öğrenciniz oldu mu hiç? Yani oluyor, mutlaka oluyor. Yani hiç mesela diyelim ki, işte mesela en başta senden örnek vereyim. O yıllarda normalde Mustafa deseler de Urfa'da, Bilecik'te yaşar. İşte bir memur olur, belki bir belediyede çalışır. Evet. Ama her İstanbul'a geldiğinde senin böyle bir şeyini gördüğüm zaman projelerini çok hoşuma gidiyor. Mesela o ekipten belki de sen kendine bir sıralama biç deseydin. Belki eğer o öğrenci grubunda 100 kişi varsa sen kendini belki 70'lerde 80'lere atardın. Doğru evet. mu? Ama şu ekip, o ekipte şunda bir numara kim? Değil mi? Herkes memur oldu falan. Herkes memur oldu. Herkes memur oldu. Herkes memur oldu. Hiç kimse böyle bu şekilde geniş düşünemedi. İşte o tamamen çaba. Senin çabalar. Sen bunun bedelini ödedin mi? Gerçekten ödedin. Şu anda sana memurluk versem eminim ki sen de gitmezsin yani. Dersin ki ne işin var dersin. Ben özel sektörde kendimi daha iyi yetiştirebiliyorum. Ben de aynı şekilde. Ben özel sektör insanıyım. Geldim buraya seminer, oraya seminer, öğrencilere dokunmak ne kadar güzel bir şey. İşte bazen şaşırtan durumlar da oluyor. Bazen de ya işte çocuk rahat, rahavet, kapılıyor. Belki sosyal çevre, belki arkadaş çevresi. Onu hafiften böyle bir savursa yoldan çıkacak. Zaten o da onu bekliyormuş. Yeter ki birisi bir ona bir dokunsun, fırsat hemen düşsün diye. Biz hiçbir zaman peki o yola gidiyoruz. Peki var mı? Böyle öğrencileriniz arasında böyle sanayici olan var mı? İşte gelip de bir fabrika açmış, bir üretim merkezi açmış, bir şeyler üreten öğrenciler var mı hiç? Onlar ileride. Çünkü ben 4 yıldır YouTube'dayım. Evet. Yani 4 yıl... Bu geçmişten falan da tabii mesela. Tabii geçmişte var. Var ama o zamanlar Urfa'daydık. Hani evet. Sınırlıydı. Şimdi artık YouTube'da yılda yaklaşık 30-35 milyon tıklanma alan bir kanal ve bütün öğrenciler bizi tanıyor. Evet. 20 yıl sonra Cumhurbaşkanı olan öğrencimiz diyecek ya bir saniye Urfa'da bir tane matematiğin güler yüzü vardı. Ben onu zamanda dinleyerek üniversiteyi kazandım.
Bir sokağa diyecek. Falan çıktığımızda zaten sizi herkes, bir de sadece öğrenciler de değil yani veliler de tanıyor. Evet. Böyle insanlar durup durup, biz işte sizinle beraber Kadıköy'e gittiğimizde işte ya da işte Ümraniye'de dahil, bütün yani İstanbul'un birçok yerinde, Beyoğlu'da dahil gittiğimizde mutlaka sizi tanıyan birileri çıkıyor, mutlaka fotoğraf çekiniyor. Bazıları da zaten böyle gözle acaba o mu değil mi diye böyle sezenler ben falan bazen oluyor. Diyorum. Ben diyorum ki odur o. Dönüyor bakıyor. Diyorum gel sana fotoğraf çekerim. Ay hocam ne kadar samimisiniz. Tam da yani ben evet. Eğitimciyim. Yani. Sosyal medya midyecilik falan yaptınız. Evet. Yani midyeciler sizi yakalıyor, kokoreççiler sizi yakalıyor, artık böyle sokakta tanıyorlar falan. Şimdi şeye de geleceğim ben. Öğrencilere güzel nasihatler ve güzel telkinlerde bulunuyorsunuz. Fakat burada genelde hani öğretmenlerle öğrenci ne derse desin öğretmeni bazen dinlemez öğrenciler, ama siz biraz velilere de dokunuyorsunuz aslında. Evet. Sadece öğrenci odaklı değilsiniz. Yani anneniz babanız sizin için çok emek veriyor. Evet. Ve bunun farkında olun diye hem evet. videolarda hem de normal hayatınızda da çok dile getiriyorsunuz. Buradan şunu sormak istiyorum. Veliler bu konuda hoşnut oluyorlar mı? Yani tabii ki. Doğru hocayı izletiyoruz yani ya da doğru hocayla buluşturduk diye. Çünkü ben öğrenciye ben her zaman diyorum. Ben diyorum ki bak, yine gözünüzün içine bakıyorum, eğer karşımızda öğrenciler bizi izliyorsa. Sen kazanmadığın zaman, bak kazanmadın diyelim. Ya ile de hocam kazanmak zorunda mıyım? Ya kazanma git, sanayici ol, sıkıntı değil. Ama 12-13 yıl okuduktan sonra da bir üniversite olsun ha. Evet. O zaman lise yıllarında ya da ortaokuldan sonra bıraksaydın. Ama hocam ben YKS'ye hazırlanıyorum, üniversite hedefim var. Tamam, hedefim var. Çalışıyorsun. Kazanmadığın zaman sen üzüleceksin. Ben üzülmem. Ben derim ki sene yine gelip YouTube kanalımı izleyecek. Aslında üzülüyorum ama hani mantıksal olarak baktığın zaman hocam işte üzülme, işte kazanmamış, sene yine senin YouTube kanalını izleyecek. Annen baban üzülür. Başka kimse üzülmez. Kolu komşum üzülecek. Senin arkadaşın üzülecek. Arkadaşın kazanıp gidecek. 2 ay sonra seni unutacak. Ondan dolayı aileniz, inanın sizi bir yerlere göndermek için dershane olur, etüt merkezi olur, kütüphane olur. Varını yoğunu verip ekmeğinden kısıyor. Bir yerinden kısıyor. Oğlum yeter ki sen üniversiteyi kazan, yeter ki başarılı ol. Ha burada imkanı olmayan velilerimiz de var. Yani gerçekten var. Ha, onlar da oğlunun yemeği eksik olmasın, oğlunun evet. suyu eksik olmasın, elektriği eksik olmasın diye gece gündüz çalışıyorlar. Ailenizi üzmeye hakkınız yok. Ya bir de öyle bir şey ki hani Urfa'dan yine yola çıkacağım. Adam soruyor, oğlun ne yaptı? Sırf gıcıklık olsun diye. Evet. Ya işte kazanmadı, ne yapalım? Yani maksat dalga geçmek, alay etmek. Ya ailenizin boynunu bükmeyin ya. Ailen desin ki ya oğlum kazandı ya. Bu kötü bir şey değil. Doğru, kendimden biliyorum yani. Bizim orada şey yaparlardı. Anneme gelirlerdi. Annem benim için mücadele ediyor diye. Sen boşuna uğraşıyorsun. Kazanamayacak. Evet. Hiçbir iş sahibi de olmayacak. İşte burada kalacak. Sen boşu boşuna para harcıyorsun falan derlerdi. Evet. O diyenler şu an işte memlekete gittiğimizde bizimle fotoğraf çekiyorlar. Bizi evine davet ediyorlar. Daha çok vakit geçirmek istiyorlar. Falan böyle enteresan bir şeye doğru geldi. Özellikle de benim işte bu Sanayi TV, Sanayi Gazetesi'nden önceki sürecimde de işte dizilerle çalışıyordum. Danışmanlık falan yaptım bu süreçte de. O dizilerden dolayı müthiş bir rağbet vardı. Yani sanki dizinin başrol oyuncusu benmişim gibi. Yani o Çukur dizisi. Başrolü benmişim gibi memlekete gittiğimde bir star gibi ağırlanıyordum falan. Garip geliyordu. Tabii ki gerçekçi gelmiyor. Samimi gelmiyor insana ve ben onun için de samimi olan insanlarla sadece buluşup onlarla iletişim kuruyorduk ama biz de buradan o mesajı verelim. Yani annenizi değil, annenize o lafları söyleyenleri utandırın. Evet, utandırın. Yani bu yani, çok da zor değil bu. Yani hocam çalışmak ben annem yani. İçin mi çalışıyorum? Bazen evet. diyorlar. Ya sonuçta annem bir emek vermiş. Annen senin kötülüğünü düşünmez ki. Yani senin çok başarılı olmanı bir, öğretmen kıskanmaz. Ben derim, öğrencim keşke cumhurbaşkanı olsun, valimiz olsun. Ben gurur duyarım. Gurur duyarsınız. Bir öğretmen, bir de anne baba. Onun dışındakiler hepsi bir kıskançlık tribüne girirler. Ya annenizi de mahcup etmeyin de. Ben de mesela diyelim ki bazen öğrenciler diyor, aa hocam işte bir fotoğraf çekebilir miyiz? Mesela velisi geliyor, hocam oğlum sizin sayenizde kazandı. Hocam teşekkürler, Allah razı olsun. Diyorum bir saniye, hemen annemi arıyorum. Diyorum anneme anlatsana. Yani diyor ki abla diyor, oğlun işte benim çocuğumun üniversite kazanmasında çok etkili oldu. Allah sizden razı olsun. İyi ki de böyle bir çocuk dünyaya getirmişsiniz. Annem yani çok güzel, çok bir şey, çok güzel bir duygu. Çünkü zamanında bize çöp olarak bakıldığı noktada, şimdi annem öyle bir mutlu olmuştur ki, öyle bir mutlu olmuştur ki zaten tek şeyimiz bu değil mi? Evet, değil mi? Zaten anneniz de bizimki gibi aynı ama böyle evet. çok sıkıntılarla yetiştirdi evet. ve sıkıntılarla okuttu. Şimdi onun bazen, keyfini yaşıyor mu? Yani evet yaşıyor. Değil mi? Onun mutluluğunu ya falan. Ya mesela ben kamplara çıkıyorum, evde bir tane çocuk var, eşim sürekli arıyor. Ya ne zaman kamp bitiyor? Düşünsene anne tek başına 8 tane çocuk, 8.
8. Yani şu anda kadınlar bir ya da iki çocuk evdeyken kocası mesela bir haftalık dışarı çıktığı zaman diyor ki kocacığım çabuk eve gel. Yani düşünsenize 8 tane çocuk. Bizde de 7'ydi ya. Anneme helal olsun yani. Biz evet, öyle babasız olsun. Bir şekilde. Vallahi babam benim olsun. İşte ben lise sona geçtiğimde vefat etmişti. O dönemden beri o bize baktı, o bizle ilgilendi ve tek başına bir şeyler yaptı. Şimdi hocam siz böyle işte YouTube'a girdiniz. Böyle bazı replikleriniz çok gündem oldu. İşte nah 5 yapar dediniz. falan bu her yerde kullanıldı. Daha sonra kapat dediniz. Evet. Siyasi partiler mi dersiniz? İşte Netflix gibi dünyada global şirketler mi dersiniz? Hepsi sizin o repliğinizi ve çaldı. Videonuzu arakladılar. Evet. Evet. Bir izin almadan kullandılar. Hatta Netflix'le ilgili bir dava açalım falan filan demiştik tabii. Ama o evet. Süreç devam ediyor devam mu? Devam ediyor, devam ediyor. Yani çünkü Netflix onu izinsiz almış. Black Mirror evet. Dizisi için sizin repliğinizi ve bayağı görselinizi kullanmıştı. Ya şimdi replik kullanmada sıkıntı yok. Ticari amaçlı olmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama sen diyorsun ki dünyanın en büyük platformuyum. Evet. Reklam bütçesi milyon dolarlar ayırıyorsun. Türkiye'de reklamı benim üzerinden yapacaksın. Yani kaçıncı sezondu bilmiyorum. İşte sezon başladı. Vuruyor sanki ben ona 5 yıldız veriyorum gibi. Evet. Tamam da ben ona 5 yıldız veriyorum ki. IMDb'den 5 veriyor. Evet. Şimdi hemen şöyle anlatayım. Ben özet geçeyim hızlıca. Evet. Videosunu da koyarız muhtemelen. Evet. Şimdi Netflix Black Mirror dizisinin yeni sezonu çıkacaktı. Fakat çıkacağı sırada işte onun tanıtımını yapacaktı. O tanıtımı sırasında da sizin kapat dediğiniz bir evet. Şey vardı. Repliğiniz vardı. Bir matematikte bir şey anlatırken, bir problemi cevaplarken, çözümlerken. Ama orada işte 5 yıldız var. IMDb'de 5 yıldızlı şey verip evet. Kapat deyip tak 5 yıldız veriyor ve hocanın görseli bütün şeyi sesi evet. Neredeyse kullanılmış. Ama her herhangi bir izin var, talep edilmemiş. Var, her şeyim var. Yani benim videoyu beni kırpmışlar, oraya yapıştırmışlar. Tam da yani sen Türkiye'de reklam bütçesini yap. Ben önemli değil. Arasın desin ki Mustafa gel bizim reklamlarda oyna. Evet. Türkiye'ye reklam bütçesini bedavaya getirmek ne ya? Dışarıda sen milyon dolarlar veriyorsun. Evet. Ben bugün Netflix'in küçük bir şeyini araklasam ne yaparlar beni? Mahvederler. Deli gibi mahkeme açmış. Almanya'da bir tane dönerciye mahkeme açmışlar. bir filmin ismini kullandığı için. Kullandı. Dönerciye. Yani bizim arkadaşımız seninki vardı. Marka da bizimki marka değil mi yani? Adam benim görsel almış ya ilginç. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz Netflix var. ya onlar çok gündem oldu. Ondan sonra da sizin popülerliğiniz zaten vardı. Evet. Daha tat seviye aslında çıktı o repliklerle birlikte. Mesela diyelim ki o nah 5'tir dediğim olay. Ya ben cevap yani o bir de ben o videoyu gece saat 3.30'da çektim. Çünkü ilk YouTube'a girdiğim zaman dershanede çalışıyordum. Hafta 40 saat. Anaokulu bütün bir de okulum var Urfa'da. Bütün alışverişini ben yapıyordum. Mesela diyelim ki sabah saat 9'da dersim başlıyor 5'e kadar. 5'ten sonra özel derse gidiyordum. Eve git yemek ye. Ondan sonra YouTube çekimlerine git. Gece saat 11-12 gibi gece çekimlerine giderdim. Sabah saat 4 gibi YouTube çekimlerimi bitirip eve gelip yatardım. 7'de kalkardım okulun alışverişi. Böyle bir şey, rutin sürekli devam eden bir yorucu hafta, aylar. Ben de videomu çekmişim. Cevabı 5 bulmuşum ama cevap 6. Ben diyorum ki cevap kaç? Diyorum 5. Sonra kameraya bakıp gülüyorum. Sonra ciddileşiyorum. Kusura bakma da nah 5'tir. Nereden 5'tir diyorum. Ben bunu çekmişim ama hiç farkında değilim. Hiç farkında değilim. Sonra birkaç ay sonra baktım bütün kanalların hepsi o kesti almışlar. Yayınlamışlar. Sonra ben baktım bana şeyler geliyor, linkler. Hocam izlediniz mi? Sonra ben videoyu açtım gerçekten yapmışım. Yani gerçekten demişim. o zamanlar videoda, şimdi YouTube'da hani istediğin yere kesebiliyorsun. O zamanlar kesme de yok. Yok. Evet. Ya videoyu kaldırmam lazım ya da görmemezlikten gelmem lazım. Yani eğer kesme olsaydı o günü o videoyu şey yapardım. Kesecektiniz. İyi ki kesmediniz. Çünkü İlk de, o sizi evet. Bayağı ileriye götürdü. Daha sonra Show TV'ye Ebru Akel'in evet. programına çıktınız Ece Üner'le birlikte. Evet. Matematik anlattınız. Hatta adınız şeye de çıktı aslında. Sinirli hocaya çıktınız evet. süre. Ondan sonra ama Show TV dedi ki sinirli değil, sihirli öğretmen. Sihirli öğretmen dedim. Öyle bir şey. Sonra Fox ana haberde işte evet. bir röportaj verdiniz. Selçuk Tepeli de vallahi çok iyi anlatıyor. Bence bizim haber bültenini de hocasınsa çok daha iyi olur diye evet. oradan ilerledi. İşte Sabah Gazetesi derken bir sürü kanal televizyon. Yani abone sayımız belki 720 bin oldu herhalde. Yani milyonluk eğitim kanalları var ama Türkiye'de en çok tanınan öğretmen. Evet. Çünkü onlar sadece öğrenci, ders, biz hani diğer kanallar. Sonuçta veliye dokunuyorsun.
Yani sosyal hayatın içindeyiz biz. Sadece siz, öğrendi endeksi YouTube değil yani. Şimdi Türkiye genelinde ünlüsünüz. Ünlü sınırları da geçti. Gerçi Azerbaycan falan da. Türkçe bilen her yerde evet. Ünlüsünüz. Yani o seviyeye geldi. Çünkü şahit, çok şahit oldum bu konuya. Fakat daha öncesinde de yani YouTube, televizyon falan hiç olmadan. Bahsettiğim yıllar 2005'ler, 2004'ler evet. Falan. Siz daha Hindistan'a gitmeden hocam o dönemlerde şey vardı. Yani kendi bulunduğunuz ilçede ve ilde de çok ünlüydünüz. Yani evet. İşte Mustafa Güler nerede ders anlatıyor. Hangi dershane ya da hangi kurumdaysa insanlar oraya akın etmeye çalışıyordu ve dershaneler de sizi kapmaya çalışıyordu. Yani bu yıl biz onu transfer edelim de o reklam edelim. Aslında bir reklam yüzü kendi olduğunuz yerde vardı. Fakat sonra bu işte sosyal medyanın da ilerlemesiyle, dijital medyanın gelişmesiyle bu Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Bunu şimdi çok çalışmaktır işin özü ama bu başarıyı neye veriyorsunuz? Yani bu sadece dijital medyadan bahsetmiyorum. Evet. Çünkü geçmişte de başarılıydınız ve sevilen, aranan bir hocaydınız. Şimdi şöyle ben diyorum. Hangi işi yaparsanız yapın, o işinizde bir numara olur. Yani ben Urfa'nın Bilecik ilçesinde öğretmenlik yaptım. Evet. Yani normalde Urfalıyım, Urfa merkezde öğretmenlik yapıyordum. Bir sebepten dolayı Bilecik'e geçmek zorunda kaldım. Ama ben dedim ki Bilecik'te ben en iyi öğretmen olmak zorundayım. Gecemi gündüzüme katıp, sabahleyin anlatacağım dersi baştan bir tekrar edip, nerede ne espri yapacağım, hepsini düşünüp. Çünkü ben bu ilçeye geldiysem, ama benim ilçede ne işim var deyip değil, ben bu ilçeye damgamı vuracağım. En iyi öğretmen olma yolunda ilerleyeceğim. Ben bütün işlerimde ben bunu yaptım. Bütün işlerimde. Ben bir işi yapıyorsam o işte Türkiye'de, Avrupa'da, memlerde bir numara olmak için ben bu işi yaparım. Yani ben mesela dedim ben iyi bir anlatıcıyım. Çok iyi bir anlatıcıyım. Öğretmenlik anlamında. Anlatıcılık noktasında kimse benden iyi olamaz. Yani bu şey değil ya, yanlış anlamayın. Yani ego değil. Yani bu rekabet. Ya ben iyi yapacağım, o iyi yapacak, o iyi yapacak, o iyi yapacak ki toplumsal eğitim, yani toplumsal noktada hepimiz ileriye doğru gideceğiz. Yani bu şey olarak algılamayın. Yani bir işi yaptığınız zaman hangi işi yapıyorsanız yapın. Hocam ben veterinerim. Ya kardeşim bölgenin en iyisi ol. Ben doktorum. Ya en iyisi ol. Aranan insan ol. Ben öğretmenim. En iyisi ol. Ben bunu hayatım boyunca ben bunu yaptım. Çay bahçesinde çalışırken de bahsettiğim. Orada da en iyi personel bendim. Askere gittim. Askerde de en iyi personel benim. Ya bir defa askere gelmişim. 5 aylık kısa dönemim ama canı sürünmesim gerekiyor. En çok sürünen bendim. Şimdi arkadaşlar bazen diyordu hocam sen niye sürünüyorsun? Yani mesela denk herkes kenarda sürünüyor. Ben özellikle çamurun içerisinde sürünüyordum. Dedi hocam yani hayrola? Ya ben dedim ki bakın arkadaşlar ben bir daha $1,000,000 versem ben askere alacaklar mı? Almayacaklar. Yani şu anda 5 ay ben burada mıyım? Ben bunun tadını çıkaracağım. Sürünmesi mi gerekiyor? Ben çamurun içine girdim. Ben bir daha çamurun içine girmeyeceğim. Girsem de bana derler ki bu adam deli mi? Ama askerdeyim en iyisi olacağım. Koşu en iyisi. Yani hangi işi yaparsanız yapın en iyisi olun. Hocam bir çok enerjiksiniz. Mesela ben şimdi sizi yakinen tanıdığım için biliyorum. Şimdi gece geç yatıyorsunuz. Sabah erken kalkıyorsunuz. Evet. Yani ben gece geç yatsam sabahleyin buraya Afyon'un patlamadan gelip böyle yüzüm beş karış. Günüm öyle geçer. Onun için az çok biliyorsun. 11 oldu mu direkt odaya gidip evet. Uyuyan bir adamım. Ya sabahleyin de 7'de kalkan biriyim. Yani 11-7 arası uyumaya çalışırım falan. Ama sizde öyle değil. Yani lokasyon değiştiriyorsunuz, şehir değiştiriyorsunuz. İşte geçen gün mesela geldiniz Ankara'dan. Gel karşıladığımızda sizi... Kaçtı? Evet yani hani... Kim miydi? Saat kaçsa bile karşıladığımızda enerjiniz hala yerinde evet. Maşallah. Yani ben o dışarı konuda... çıkalım dedim. Şimdi ben bunu mesela böyle az uyuyup çok çalışan bir sizde görüyorum. Bir de bizim genel yayın yönetmenimiz var Şenol Aydın. Yani bu nasıl beceriyorsunuz abi? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Bir şey mi kullanıyorsunuz? Bu yani... tamamen şey ya. İçten yakıt. Yani hiperaktiflik yani çocukluk. Mesela bak oturmuşum ayaklarım durmuyor. Yerinizde yani, oturamıyorsunuz zaten bunu biliyoruz. Yani. Ondan dolayı zaten ben tahtayı... Yani tahta ben ders anlatıyorum. Şimdi bazı YouTube kanalları bilgisayar ortamında ya da kağıt ortamında oturup ders anlatırlar. Benki tahta, klasik sistem. Çünkü niye? Ayaktayım. Ben ayakta olmayı çok seviyorum. Mesela bu kamplarda 10 saat boyunca her gün 90 saati bitirdik. 3 gün boyunca şey, 3. Yani seviyorum. Mesela ara oluyor, hocam oturun bari. Ya hayır, aşağı inelim. Biraz yürüyüş yapalım 10 dakika. Biraz hava alalım. Yani demek ki şeyden kaynaklanıyor. Yani ne derler? Yani fıtrat yani. Yani şimdi ben bunu özellikle hadi onu yapayım değil. Zaten ben buyum. Genelde hiperaktif insanlar bu çok da başarılı olmazlar. Çünkü dikkatini bir şeye vermezler. Yani hep başka bir şeyle uğraşırlar evet. Falan bir türlü dikkatini. Ama siz bayağı fokuslanmışsınız işinizde. Tabii de bunu, tek iş. Bunu evet. Yani ya bir öğretmen olarak daha ben ne yapabilirim? Ya bir öğretmenim. Peki hocam bu öğretmenlik dışında hiç böyle giriştiğiniz bir iş oldu mu? Yani girişip de batırdığınız bir iş oldu mu? Ya anaokulunda o da geç eğitimle alakalı. Yine eğitim. Yine eğitim zaten sana süreci biliyorsun. İş ticareti falan o da ticaret gerçi. Peki, ticaret.
ziyaret ama yani battım. 3 defa orayı kaldırmaya çalıştınız. Evet. Yani. Ya şöyle battım, o da ortaklardan dolayı battık. Birebir ilgilenemiyorsunuz aslında. İlgilenemiyorum. Hani onlara güveniyorsun, emanet ediyorsun. Bir bakıyorsun ki altından girmişler, üstünden evet. çıkmışlar. Ben anaokuluna girmeden önce 2 tane ev, bir de Audi altım vardı. Hepsi gitti. Sıfırlandım. En son gittim o zaman parasıyla. 4 yıl önce bir ev kadar da kredi çektim. Daha borç bitmiyor. Sonra eşime ben dedim ki vallahi kusura bakma dedim. Biz battık. Yani haberin olsun. Dedi ne yapacağız? Dedim gerekirse kapıyı kilitleyeceğiz. Yani kilidi atacağız. Hayata sıfırdan başlayacağız. Dedim hiç üzülme. Benim mesleğim var. Gerekirse giderim. Dershanecilik yaparım. Akşamları etüt başka bir iş yaparım. Onu yaparım, bunu yaparım. Ama ben yine işin sıfırdan başlayıp yine üstesinden gelirim. Hep o moral motivasyonu kendisine verdim. Çünkü ben mesleğime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Ben gocunmam. Sen desen ki hocam işte böyle bir iş var. Ben yapamam ya demem. Yaparım. Yaparım. Ben günde 20 saat eder sanatır. Akşamleyin taksici ihtiyacı varsa giden taksicilikte yaparım. Gocunmam. Limon satarım. Yani yaparım. Yeter ki çoluk çocuğum, eşim mağdur olmaz. Kimse mağdur olmaz. Peki hocam mesela öğrencilerle iletişiminiz çok iyi. Çoluk çocuk dediniz. Evlatlarınız nasıl? Olmaz hani genelde iyi. Terzi sökülü dikemezmiş ya. Yani, sizde öyle bir durum var mı? Şöyle bir şey. Ben hiçbir zaman evde baskı yapmam. Hiçbir zaman. Yani kızıma da oğluma da. Mesela bazen annesi der ki bana İşte Mustafa, işte ismi Ahmet. Ahmet çalışmıyor, sürekli sokakta geziniyor. Bir konuşsana. Diyorum tam konuşayım. Geliyor. Oğlum ne? Baba bugün arkadaşımla dışarı gittim. Tamam oğlum sıkıntı değil. Annesi böyle gözünün içine bakıyor. Diyor sen kızmadın. Diyor kız bana ya diyorum ya serbest bırak yani sıkıntı değil. Arkadaşlarımı ben tanıyorum. Yani bir de yani her şey yani masanın başında otur ders çalış değil. Onun zamanı var. Ama sosyalleşmesi gerektiği zaman da çocuk sosyalleşsin. Çünkü artık bir tek ders çalışarak. Mesela diyelim ki öğrenci arkadaşlar biz diyoruz ki ders çalışın çalışın çalışın. Hocam sosyalleşmeyeyim mi? Ya oğlum bir 5 ay çalışacaksın ha. 5 ay. Sınava 4 küsur ayımız kaldı. Haziran 8'inden sonra sosyalleş. Üniversiteyi kazandığın zaman kulüp etkinlikleri, yurt dışı, seyahatleri git. Ama şu anda bir 4 aylık bir sıkıştırılmış zamanım var. Burada sosyalleşmeyin diyor. Ha yine yürüyüşünü yap. Yine ayda bir sinemaya git. Ama sosyalleşmesi gerektiği zaman da git sosyalleş. Sosyalleş. Valla ben çocuklarıma hiçbir zaman ders anlatmadım. Zaten YouTube kanalı var. Evet. Diyorum ki oğlum YouTube'a gir. Anlamadığın yerler varsa bir tane hoca tutmuşum. Tabii. Kendinizi anlatmıyorsunuz. Yok. Yaşar için baba figürü ayrı bir şey. Evet. Şimdi bizim hatamız şu. Öğretmen arkadaşlarımızda ben bunu görüyorum. Mesela matematik öğretmeni oğlu var. Diyor ki hocam diyor ben onunla sürekli kavga ediyorum. Ders anlatırken. Ya niye anlatıyorsun? Arkadaşın yok mu? Ona özel ders aldırt. Ben hem kızma hem de oğluma hayatım boyunca bizim o ders anlatmadım. Hoca tutmuşum. Oğlum bak YouTube'da izle. Anlamadıysan hoca haftada bir gelsin sorularını sor. O da mutlu. Ben de mutluyum. Çocuklarınız da başarılı ama yani. Allah'a çok şükür. Yani çok şükür. Çalışıyorlar. Kızınız tanıyorum yani. Evet. Oğlunuzu da kızınızı da tanıyorum. İşte kızınız şu an Ankara'da okuyor. Evet Ankara'da okuyor. Ve şeyde hani daha öncesinde daha 15 yaşındayken falan kitap çıkarmıştı evet, yani. Hatta editörlük desteğini vermiştik. Evet. Yani güzel de bir romandı bu evet. arada. Yani o dönem baktığımızda o yaşta nasıl bunu yazmış falan diye de düşünüyorum. Tabii ki etkilendiği kitaplar evet. falan vardı ama o yaşta onu cesaret edebilmek, öyle kendi kültürünü oluşturabilmek ve ayrıca çok da kitap okuyan biriydi. Çok okuyor. Yani oturup kitap sohbeti bir saat falan yaptık. Şunu okudunuz mu, bunu okudunuz mu diye bana bir sürü soru sormuştu o zamanlar. Şimdi kocaman genç kız olmuş. Ya ben şeyde... Bahtı açık olsun, başarılı olsun. Unutmayayım. Ben her zaman buna inancım tamdır. Yani ben adalet, hak, hukuk, hani kul hakkı deniyor ya. Evet. Yani çocuklarımın boğazından 1 lira dahi haram para geçirmedim. Geçirmediğiniz sürece inanın çocuklar başarılı. Yani bir noktaya geliyorlar. Bakıyorum mesela çocuk haylaz. Yani her türlü halt var. Eminim ki babasından geliyordur o. Eminim bundan. Ama çocuğa bakıyorum çok temiz. Yani efendi, ahlaklı, sosyal. Yani baktığın zaman diyorsun ki ya ne kadar güzel bir çocuk. Babası da aynı şekilde. Çok güzel insan. Yani burada yani ben o noktaya çok dikkat ederim. Mesela gelir eve muslukçu. Borcun ne kadar kardeşim? 750 lira. Alasına 800 lira. Benden alacağı kalmaz. Evet. Ama fazlasını vereyim. Özel ders. Ya benim arkadaşım, hocam özel dersin fiyatı ne kadar? Diyorum hocam bak. Kime ne yapıyorsan aynısını de. Aynısını de. Yani deme ben işte arkadaşımın çocuğudur deme. Çünkü ben bu paradan ya sana verdiğim zaman sen de helal olmaz. Ben de verdiğim zaman sıkıntı olur. Hocam diyor vallahi diyor ben arkadaşlara, diğer öğrencilere bu saate fiyatı budur. Tamam hocam sıkıntı değil. Her 10 saatte bir bana söyle paranı atacağım. Yani bu hak hukuk meselesi gerçekten çok önemli. Çok önemli. Ben bunun her zaman çok dikkat ederim. Kimsenin benden 1 lira alacağı yoktur. Benki fazla olsun hiç sıkıntı değil.
Hiç sıkıntı. Ya kazanıyorsam dostlarımla paylaşacağım canım. Evet maşallah o konuda da bayağı iyisiniz vallahi hocam. Nereye gitsek hesap ödettirmiyorsunuz yani. Ya zaten herkes... niye kazanıyoruz yani? Öyle bir şey huyu var. Hesap asla ödettirmez. Ben öderim. Baştan konuşur, pazarlık yapar falan. Kavgamızı şimdi... yaparız. Hocam şöyle de bir şey var. Şimdi son soru artık. Yavaş yavaş sona geliyorum. Şimdi öğretmen olmasaydınız, bir sanayici olsaydınız, yani bir fabrika açsaydınız. Ne üretirdiniz bu ülkede? Ne üretmeyi düşünürdünüz? Vallahi önce onu söyleyeyim. Ben yine öğretmen olurdum. Yani, diyelim olmadınız ya, vazgeçtiniz olurdum. Falan. Yani, olurdum. Yani, kitap yani, üretirdim. Yani varmış. Hiç düşünmedim. Ama deseydin ki hocam öğretmen olmasaydın ne olurdun dediğin zaman ben şeyi seviyorum. Yani şov dünyasını seviyorum. Evet. Yani şov dünyasından kastım ne? Mesela diyelim ki insanlar senin için bir yere gelmişler. Yani bu futbolculuk da olur, tiyatro da olur, başka bir mecra da olur. Ve insanlar para vererek seni izlemeye gelmişler. Ve sen onlara... en iyi şekilde kendini, hünerlerini göstermek zorundasın. Mesela ben futbolcu olsaydım, Messi kim ya? Derdim kendi kendime. Evet. Ondan daha iyi olmak için çalışırdım. Maksat millet beni izlemeye geliyorsa onlara en güzel görsel şovu gösterirdim. İyi ki de futbolcu değilim. Yoksa şu anda Messi, Ronaldo olmazdı. Değil kim olurdu? Mustafa Güler. Evet, mecbur. Ama zaman... sanayi olarak, hadi onu da cevabı yani. Evet, şu ilk defa daha düşüneceğim. Şey evet. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Yine herhalde eğitimle alakalı bir şeyler üretirdim ya. Yani eğitimle alakalı. Belki böyle akıllı tahtalar falan. Evet. Yani yine öyle bir şey olurdu. Yani ama hiç düşünmedim yani. Geç bizim yaptığımız da bacası sanayi. Evet. Yani biz sadece sanayi değil. Siz de üretiyorsunuz çünkü. Evet, üretiyorsunuz ve o şeyde bir matematik sermayesi soru bankası olmayan, kitabı da sermayesi tek yani. Bilgisi, tek şeyi bilginiz olan. Ben size arıyorum, kampa geleceğim. Hocam diyor, ne istiyorsun? Diyorum ki bir, sınıfta sıra var mı? Var hocam. Tahta var mı? Var hocam. Kalem? Var hocam. Bitti. Evet. Bu kadar. Bitti. Hocam fotokopi, ya ben onları hallediyorum, sıkıntı değil. Sen bana tahta, sıra, bir de kalem. Bu üçünü tedarik et eder. Evet, her gün hazır ve nazır bir şekilde evet. Bütün kamplarınıza gidiyorsunuz, onu da görüyoruz. Yani akşamdan çalışıp her şeyi ayarlayıp öyle gidiyorsunuz. Vallahi Allah başarılarınızı daim eylesin. Biz böyle ara sıra sizi online de olsa konuk almak isteriz Sanayi TV'ye. Kanalımız daha yeni, daha çiçeği burnunda, daha 4000 abonesi var. Yükselecek. Burada abone olmayan arkadaşlarımız lütfen. Yani emek veriliyor, gerçekten emek veriliyor. Güzel bir kanal, kanalı büyütmek. Sizin elinizde. Evet, vallahi önemli bilgiler veriyoruz. Teknoloji açısından, üretim açısından, bir fabrika nasıl kurulur, fabrikatörler ne yapıyor? Ya da insanlar nasıl zengin oldu, nasıl başarıya gitti? Mesela Nasıl Başardı diye bir serimiz var. Ve o seride de iş insanların, büyük fabrikaların, üreticilerin, sanayicilerin hikayelerini çekiyoruz. İlham kaynağı olsun. Bence öğrenciler için de önemli bir ilham kaynağı. Evet. Bence öğrenciler de izleyebilir hocam. İleride çok teşekkür ederiz. Sanayiciler... gençlerimiz geleceğin olacak. Sanayicileri onlar, evet. Geleceğin sanayicileri, üreticileri ve ülkeye katma değer sağlayacak insanlar onlar. Yani bizden geçti herhalde değil mi? Biz artık olamayız yani. Biz konuşuyoruz sadece. Sen yol sadece. Gösterici bir hayatlarına dokunsak ne kadar güzel bir şey. Evet. Mesela Birecik için sen bir rol modelsin. Ben de işte hani Urfa öğrenciler için bir rol model olmaya çalışıyoruz. İnşallah olursa. Hocam güzel bir rol modelsiniz. Biz de çalışıyoruz ama evet, Birecik'e gidince onu hissediyoruz. Evet. Yani bize değer veriyorlar. Onu görüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah herkes dilediği alana, dilediği başarıyı sağlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Buradan da yolunuz ederim. Ankara'ya doğru gidiyor evet. Galiba. Değil mi? Turne devam ediyor. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Amin. Çok teşekkürler. Ederiz. Yayınımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Kanalımıza abone olmayı, bu konuyla ilgili sohbetimizle ilgili fikirlerinizi de aşağıya bırakmayı unutmayın. Yani bizi izleyen sanayiciler, çocuklarınız doğru düzgün bir kanal izlesin istiyorsanız Matematiğin Güler Yüzü kanalını izletebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.